Günlerdir kamuda tasarruf paketini konuşuyoruz, açıkladığınız hayırlı olsun ama çok detay var bilmediğimiz. Hemen onlardan bir tanesi kamuda en çok konuşulan bu makam araçları, taşıtlarla ilgili. Bununla ilgili siz, mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı müsteşar düzeyinde artık tok kullanacak diye bir açıklama yaptı. O yabancı markalı lüks araçlar artık kamuda azaltılacak deniyor. Bunun sınırı ve netliği nasıl? Yani sadece... Bütün bakanlıklardaki müsteşarları mı kapsayacak? Siz... Artık yeni evet. sistemde müsteşar yok biliyorsunuz. Doğru. Genel müdürler denmiş <laughs> olabilir. E, müsteşar yok yeni yapı sistemimizde. Doğru. Genel müdür, seviyesinde. genel müdür seviyesi. Genel müdür seviyesi. Şu anda bürokrasinin tepe yöneticisi genel, genel müdür, müdür. Yeni sistem bakımından. E, Kübra Hanım burada bir kanunumuz var bizim. Yani bir kanun çıkarmış meclisimiz. Kimlerin e, makam aracı kullanacağı o kanunla belirlenmiş durumda ama bu kanunun çok ötesine geçen uygulamalar zaman içinde gelişmiş, oluşmuş. Bunun da getirdiği mali yükler söz konusu. Dolayısıyla aslında bu tasarruf genelgesiyle biz kanuni sınırlara geri çekmiş oluyoruz uygulamayı. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki genel müdürlerimizin, tabii ki idarecilerimizin ihtiyaçları olabilir. Bu ihtiyaçları daha maliyet etkin bir şekilde çözme yöntemleri ortaya çıkarılacak, hizmetin gerektirdiği şeyler yapılacak ama esas ana fikir şu, bir havuzdan yapılsın bu işler. Yani bir kurumun, bir araç havuzu olsun, ihtiyaç duyanlar oradan bu hizmeti alsınlar. Tabii ki toplantıya giderken, bir e, kamusal faaliyet yürütürken buna ihtiyaç duyabilir yöneticilerimiz. E, makam aracı şeyi olmayan, hani hakkı yani makam olmayanlar… Aracı tahsisi... Sürücek anlamında tabi o, tabii, o belli evet. kanuni şeyleri var onların işte bakan diyelim veya işte başka bir müstakil kurumların başkanları olabiliyor. Bir takım e, kanunla belirlenmiş makamlar var Peki onların. Ama onlar araç evet. modelleri nasıl onlar, Mesela herkes Toplamın mu içinde çok az. E, esas e, şey şu e, kriterimiz şu yerli e, araç kullanılsın yerli araç kullanılsın tabii ki zorunlu haller dışında yine onu ifade etmemiz Nedir lazım. Zorunlu haller? Mesela zırhlı araç kullanması gerekiyor Hı. diyelim bir makamın. Yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek durumunda. Hani zorunlu haller dışında yerli araç kullanılsın diyoruz ve olabildiğince eski araçlar elden çıkarılsın diyoruz. Bunlar çünkü bunların bakım onarım maliyetleri de çok yüksek. İşletme maliyetleri de çok yüksek. Eskileri elden çıkarsın, kamu idareleri yeni ve yerli araçlarla bu ihtiyaçları görsünler. Dolayısıyla hem yerli üretim desteklenmiş olsun hem de hem alımda hem de işletimde daha verimli bir ortam oluşmuş olsun. Ana fikir bu. Peki Gözde? Kamuda istihdam. Bir başka evet. nokta. Kamuda istihdama sınırlama getirilecek evet. açıklamasını yaptınız. 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak dendi. Şimdi bu da tartışılıyor. Hangi sektörleri bu atamalar etkileyecek? Bir soru işareti burada. Örneğin emekli sayısı kadar mı öğretmen alınacak? Son olarak bir 20 bin kadar atama yapılacağından bahsedildi. Hatta orada kriterler de değiştirildi mülakatlarla ilgili. Bu da çok konuşulan konulardan biri aslında. Nasıl olacak atamalar? Orada dediğiniz gibi bir sınır getiriliyor. Yani kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil elbette. Hı hı. Ama bir sınır getiriliyor. Emekli sayısı, e, vefat edenler, işte istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar... ...yani ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek kamuda. Ama bunu aşmayalım istiyoruz. Çünkü kamuda epeyce bir yere gelindi biliyorsunuz. 5 milyonun üzerinde şu anda kamuda çalışan var farklı statülerde. Dolayısıyla burada bir de personel harcamaları tek seferlik harcamalar değil, sürekli bir şekilde kamu açısından harcamayı gerektiren hususlar. Evet. Kamu hizmetlerini aksatmadan o anlamda o sınır konurken işte eksileni tamamlayacak bir anlayış içinde kondu. Kamu hizmetlerini aksatmayacak bir anlayış içinde belli bir dönem için böyle bir sınır getirilmiş oldu. Burada henüz alt unsurlar çalışılmış değil. O her yılın bütçesi içinde o yıla ilişkin ihtiyaçlar genel olarak değerlendirilerek belirlenecek sayılar onunla ilgili yani alt kırılımlar ile ilgili bu aşamada bir şey söylememiz doğru olmaz. O günün ihtiyacı neyse, nerede daha fazla kamu hizmeti açısından ihtiyaç varsa o çerçevede. Bir planlama yapılmış olacak. Evet, toplu taşıma olan yerlerde servis uygulamasının kaldırılacağı belirtildi evet. ama savunma ve güvenlik hariç tutuluyor. Tabii tabii yine işte bu, bu sınırlar hakikaten önemli. Ee, düşünün çok güvenlik açısından sıkıntılı bir bölge, bir takım e, farklı e, riskler barındıran bir yerse orada daha kontrollü bir e, yaklaşım söz konusu. E, diğer taraftan şu anda da bunun öncülüğünü yapan kurumlar var. Bakın Hazine Maliye Bakanlığımız Strateji Bütçe Başkanlığımız zaten bu uygulamaya geçmiş durumdalar. Bunu yaygınlaştırmış olacağız ama öyle kurumlar, öyle yerleşkeler vardır ki burada toplu taşıma imkanı yoktur. Başka bir e, alternatifle yapmanızın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla oralarda farklı yine aynı uygulamalar devam edecek. Şu anda devam eden servisler de e, süresi doluncaya kadar tabii devam edip e, yenilenme aşamasında devam Yeni bir yönteme geçmiş olacağız. Ee, ama bir taraftan da toplu taşıma konusunda e, kamu çalışanlarına bir takım e, destekler de sunulacak bu aşamada. İşte belli sayıda diyelim bir e, toplu taşıma. E, hakkı doğrucu bir bir takım desteklerle birlikte <laughs> yani bu o süreç Bey. yapılacak. <laughs> Servisi kaldırıyorsunuz ama toplu taşıma kartı vermek ee, gibi örneğin destek strateji mi strateji bütçe bu, başkanlığımız... milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Evet tabii çünkü. tabii tabii. Yani strateji bütçe başkanlığımız bunu yapıyor. İşte belli sayıda bir toplu taşıma <laughs> kullanma e, hakkı veriyor. Dolayısıyla o şekilde e, me, çalışanlarımız da mali bir e, kayba uğramadan bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Peki araç meselesiyle ilgili çünkü o önemli kalemlerden biri. Yine sorumuz olursa ekleriz ama ücretler meselesine gelelim efendim. Evet. Bu da e, çok önemli bir konu. Malumunuz eleştirilen boyut vardı. Bir kişi işte birkaç yerden maaş evet. alıyor vesaire diye. Bu da e, muhalefetin de çok yüklendiği bir alan malumunuz. Şimdi birden fazla yerden maaş alan kamu görevlileriyle ilgili ücretlere Üst sınır denen bir evet. e, galiba sınırlama gelecek. Öyle. Bu nasıl belirlenecek? Tam olarak nedir? Şöyle. Yani bir, birkaç yerden artık maaş alınmayacak mı? Yoksa orada bir toplamında bir üst sınır mı olacak? Evet. Ne olacak? Şöyle e, aslında bizim yıllardır bir uygulamamız var. Genel kamunun geneli için. E, ne kadar kaç sayıda yönetim kurulu üyeliğiniz olursa olsun sadece bir yerden ücret alma hakkı vermiştik biz. Artı Bu bizim getirdiğimiz... bir yerden maaşı dışında bir yerden bir, maaş alma. Ama bir bunun, maaş artı bunun, bir bunun, yer. Evet, bir istisnaları maalesef bazı istisnaları vardı. İşte bir takım şirketlerde, kamunun ortaklığı olan yapılarda görevlendirilenler daha yüksek istisnai de olsa yüksek alabiliyorlar. Bunların sayısı inanın çok fazla değil ama kamuoyunda bir tepki oluştu bu konulara. Evet. Bir adaletsizlik ...duygusu oluşturdu. Dolayısıyla bir genel sınır koyma... E, ...kararı aldık. E, örnek olarak söylüyorum... ...bir tane kamu görevlisi... ...kamunun iştiraki olan diyelim... ...bir bankada... E, ...görev yapıyor. Kamu ortak olduğu için oraya... ...kamuya belli bir yönetim hakkı oluşuyor. Bunu hiç almayalım dediğinizde... ...kamuyu bu sefer zarara uğratmış oluyorsunuz. Yani o bankada kalmış oluyor. bu Şöyle çözdük bunu... Orada görevlendirilen kamu görevlisi belli bir limit içinde alabilirsin sadece. O limit nedir? Şöyle bir haber geçmişte, okudum. Geçmişte... Ama maaşı e, kadar mı? Yok maaşı kadar olmaz. Daha düşük olur. Daha, daha, daha düşük, düşük olur. olur. Tabii bir tabii. Daha bu çok önemli. YPK kararı vardı geçmişte. Bir kamu görevlileri için sınır koyan. Onunla bağlantılı bir limit olacak ve... E, çok yüksek bir rakama olmayacak bu. Şimdi bir şey söyle so yanıltıcı bir şey söylemeyeyim. Somutlaştırmak istiyoruz çünkü Ama burayı. Ama şu, şu, onun üstünde aldığını da bütçeye kaydedeceğiz. Yani atıyorum işte 200 bin lira diyelim bir aylık şeyi var oradan yönetim kurulunda kamu hakkı var. Bunun 50 bin lirasını diyelim orada kamuyu temsil eden kişi. Çünkü o da sorumluluk alıyor, mesai harcıyor. Bir Hak ettiği kadar bir şeyi almış olacak o genel ortalamamıza uygun bir karşılık almış olacak. Bunun üstündeki rakam mesela 150 bin lira bütçeye gidecek genel bütçemize gelir olarak kaydedilmiş olacak. Kendi maaşından daha yüksek olamayacak ikinci yönetim kurulu olamaz, maaşı tabii, tabii, olamaz. diye en azından olamaz, bunu he. netleştiriyoruz. Tabii, Üst tabii. sınır algılaması bu bu yani Doğru ya mu anlıyoruz işte efendim. E, bir YPK kararı var geçmişte. Yüksek Planlama Kurulu kararı. Onunla bağlantılı bir ölçü konacak ama bu maaşı geçemeyiz. Maaş geçmeyecek.